Genç Adaylar Konuşuyor'un yeni bölümündeyiz. Ben Hasan Oğuzhan, GoFor'un genel koordinasyonundan sorumluyum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Belkıs'a İlter'le beraberiz. Hoş geldin Belkıs'a. Hoş buldum, merhabalar. Çok teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada yer bulabilmek, konuşabilmek benim için çok kıymetli. Çok teşekkürler. Zaman ayırdığın için biz teşekkür ederiz. En standart sorumuzla başlıyoruz. Belkıs'a İlter kimdir? Uzun uzun anlatabilirsin. Çok teşekkürler. Belkıs Ayıltay 28 yaşında. Kocaeli'nin bu dönem en genç milletvekili adayıdır. Aslen Vanlıyım. 95 doğumluyum ve 98'de Kocaeli'ye taşındık. Tabii ekonomik sebeplerden dolayı taşındık. Aslında Kocaeli'nin bugünkü nüfusunun büyük bir kısmı göçten oluşan bir kısım. Türkiye'nin her yerinden göç alan bir yer, sanayi şehri olunca. Şu anda ailemle birlikte Kocaeli'deyim. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. İlkokul, lise eğitimimi Kocaeli'de tamamladım. İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, aile şirketinde çalıştıktan sonra sivil toplum alanına geçtim. Sivil toplum alanına geçme sebebim de sanırım fazla duyarlı olmak sizi ister istemez sivil toplum alanına itiyor ve hani söylenecek bir sözünüz oluyor o alanda ya da bunu talep ediyorsunuz. Çeşitli gönüllü çalışmalar, hem profesyonel çalışma hayatım sivil alandaydı hem de gönüllü çalışmalarım sivil alandaydı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün danışmanlık sözleşmesi üzerinden aslında 5 yıldır bu şekilde çalışıyorum farklı farklı projelerde. Tabii oradaki çalışma hayatım bana Türkiye sahasının özellikle istihdam alanında çalışınca tabii, takdir edersiniz ki istihdama dokunduğumuz anda aslında kalkınma, yoksulluk gibi başlıkları da net bir şekilde görebiliyoruz. Yani işte birebir çalıştığınız insanlar daha emekçi kesimden olunca aslında onların yani yıllar içindeki mesela maaşların nasıl eridiğini görebiliyoruz. İşte bazı çalışan işçilere, emekçilere maaşların nasıl icralık olduğu. Yani bu saha deneyimi bana bunu kattı. Geçen sene de yoksulluk dayanışma ofisindeydim. Hacer Pogo ile birlikte çalıştık. Orada da yine keza Türkiye sahasını çok net gözlemleyebildim. Türkiye'nin gittikçe yoksullaştığını ve bu yoksulluğun özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinden çok derinleştiğini fark ettim. Biraz mücadele alanım aslında burada. Bunun yanı sıra yerel yönetimler alanında da işte Yerel İz Derneği'nde bir süre gönüllü olarak çalıştım. Türkiye'de çeşitli belediyelere tamamen ücretsiz bir şekilde stratejik plan yazılımı noktasında destekler sağladık. Bu güzel bir çalışmaydı, güzel bir deneyimdi. Türkiye'nin farklı şehirlerine gitmiştik ekiplerle beraber. Bu da güzel bir çalışmaydı. Yani sürekli sahada olduğunuz zaman bu size aslında kendi yaşadığınız ülkenin yani farklı gerçeklikleri olduğunu gösteriyor. İşte işçi, emekçi bir ailenin çocuğu olmak da tabii ki burada büyük bir faktörü var ama gerçekten ben hep şeyi söylüyorum yani hani İstanbul Siyasal'da aldığımız eğitim, şu anda mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal politika öğrencisiyim ama daha çok farklı bir deneyim katıyor bize. Buradaki deneyim bizi yani yolumuzu çiziyor. Benim yolumu çizen de bu. Ben birçok genç arkadaşım yurt dışına gitti. Yani hem kas göçü hem beyin göçü olarak. Şimdi beyin göçü kavramını da çok kullanan bir insan değilim aslında. Yani hani giden herkes çok kıymetli. Mesela ben bugün Kocaeli milletvekili adayım. Şöyle söyleyeyim. Dil Ovası'ndan her sene yüzlerce, binlerce genç işte o çeşitli sanayi bölgelerinden özellikle Kanada'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar. Yani ölümü göze alıp gidiyorlar bu ülkeden. Şimdi bir kısmı da akademik yollarla, bir kısmı işte mesleğini icra etmek için. Şimdi biz bu ülkeden neden kaçıyoruz sorusu çok fazla beni düşündüren bir şey. Çok uzun anlattım kendimi. Biraz bu anlam, bu yönlerde, bu kısımlarda duyarlılık ya da işte farkındalık olunca tabii siyasete çekiliyorsunuz. Çünkü mücadele etmeniz gereken yer aslında tam olarak siyaset. Yani ben genç arkadaşlarla seçim kampanyasında ya da işte öncesinde bir araya geldiğimde ne olur korkmayalım siyasetten diyorum. Çünkü ben depremde şunu çok tekrarladım. 99 depremini gördüm ben. Tabii çok küçüktüm. Yani benim için 99 depreminin travmaları liseye başladığımda görmeye başladım. Biz çok yüksek bir yerde oturuyoruz Kocaeli'de ve hani depremden çok şükür çok etkilenmedik. Evimizde yapılalı bir 2 sene olmuştu. Ama liseye geldiğimde mesela birçok arkadaşımın yakınlarını kaybettiğini öğrendim. Depremde aylarca sokakta kaldıklarını anlattılar. Şimdi o travmaları ben onlarla yaşadım aslında. Bugün Van depremini zaten aslen Vanlıyım. O travmayı yaşadım. Toplumsal bir travma aslında hepimiz yaşıyoruz. Bireysel bir şey değil. Büyük deprem oldu. Şeyi fark etmeye başladım. Ya aslında bizi öldüren şey gerçekten siyaset değil, siyasetsizlik. Biz gençler çok fazla işte ailelerimiz özellikle son yıllarda sürekli olarak kızım siyaset yapma, oğlum siyaset yapmazsa siyasal bilgiler fakültesinde. Yani benim bütün arkadaşlarımın aileleri, benim keza kendi ailem sürekli bir uyarı mekanizması.
Çünkü korkuyoruz yani. Bu korkuyu üstümüzden atmalıyız. Yani biz mecliste de bizden çok yaşça büyük insanlarla yarışabilecek kapasitedeyiz. Çok duyarlıyız Türkiye gençleri olarak. Depremde nasıl örgütlendiğimizi, nasıl o bölgelere kimimiz koli taşıdı. İşte 6 Şubat'ta deprem olduğu gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Afet Koordinasyon Merkezi açıldı. Ve oraya bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile hiç ilgisi olmayan 20 yaşında, 18-19 yaşlarında gençler akın akın geldiler ve biz bir şeyin ucundan tutmak istiyoruz dediler. Günlerce o afet koordinasyon merkezinde arkadaşlarımız telefonlara baktılar. Çok büyük bir dirayet gösterdiler. Telefonların başında yani gözleri dolu doluydu ama karşı tarafın talebini dinleyip bir mola verip koridorda hüngür hüngür ağladıklarını gördüm insanların. Ve bunlar gencecik insanlar. Dönüp işte bu insan, yani bu genç arkadaşlarım hepsi sonuçta benim. Bu gençlerin siyaseten korkutulmaması, uzaklaştırılmaması lazım. Ve biz aslında ben biraz kendimi hani ben değil yani 28 yaşında bir genç olarak şey düşünüyorum bazen. Ya temsil edebildiysem ne mutlu. Çünkü benden çok yaşça küçük birkaç arkadaş orada tanıştığım ya da başka yerlerden tanıştığım bize cesaret verdi. Hani bu bütün genç adaylar için geçerli aslında. O yüzden bence çok kıymetli. Sadece Berkız Ayıter aday olduğu için değil. Aday gösterilen bütün gençler aslında diğer gençlere birer cesaret veriyor. Çok uzun oldu. Yok, uzun olsun istiyoruz ya. Yani tüm Teşekkürler. niyetimiz bu programı yapmakta Belkıs'a İlter'i dolu dolu tanımak gerçekten. Çok teşekkürler. Şeyi de biliyoruz yani şimdi sivil toplum meslektaşları olarak derdi büyük insanlar derdini anlatmayı daha çok sever. Senin de öyle oluyor. Yani birazcık Evet. Belkıs'ı anlattın sonra hemen genişlettin ama bu tarzı seviyoruz. Biz de böyle yaşıyoruz. Teşekkürler. Şeyden yani şimdi sivil toplum geçmişinden de biraz yola çıkıp yani bizler çalışma biçimi olarak çok siyaset kurumuna baskı yapmaya, orayı etkilemeye, hatta ora için söylem üretmeye alışığız. Ve o siyaset kurumunun değerleriyle bizim değerlerimiz genelde uymaz, kaçarız oradan. Böyle bir refleksimiz var. Ondan hem sivil toplumdan siyaset kurumuna geçişin yani ben ya şu anda siyaset yapmaya karar verdim dediğin anı çok merak ediyorum. Ve o anla beraber bunun için neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçtin? Böyle ikisini harmanlayıp cevaplayabilirsen şahane olur. Tamamdır. Aslında siyaset yapmalıyım ama ortaokul yıllarımdan itibaren. Çok kararlıydım. Lisede çok kesin bir şekilde işte. Ben hep şöyle diyordum arkadaş çevreme, daileme. Ben işte siyaset bilimi okuyacağım. Kendimi geliştireceğim. 40 yaşıma gelince de milletvekili adaylığı için başvuracağım diyordum. Yani böyle çok küçük çocukça hayaller olur ya. Ama 40 yaşımdan önce başvurdum. Ve liseye girebildim. Çünkü zaman içerisinde sivil toplumun bana kattığı şey şu oldu: cesaret. Yani ben bunu çok daha geç yapmayı düşünürken sivil toplum bana işte 2017'den beri de mezun oldum. Öncesinde de gönüllü çalışmalarım oldu ama profesyonelce o işin içine girince sivil toplum alanının Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu görünce, çünkü her yere dokunuyoruz aslında. Yani bütün sivil toplum örgütleri her yere dokunuyorlar. Yani şu anda zaman zaman böyle sanki bir yardım kuruluşu gözüyle bakılıyor ama aslında koca bir politika üretiliyor. Koca bir Türkiye'nin sorunlarına dair çözümler üretiliyor. Tartışmalar yapılıyor. Koca bir saha çalışması var Türkiye'nin her yerinde. Yani tarım işçilerinden tutun da işte engellilere dair, ne bileyim istihdamdakilere, istihdamda olmayanlara, kadınlara, erkeklere, gençlere, çocuklara dair. Şimdi bu kadar çok politikayı üreten bir ortamın sizi siyasete yönlendirmemesi çok şey değil, yani yönlendirmesi çok normal. Hani yönlendirmese zaten bir şey olurdu, garip olurdu çünkü iç içeyiz. Bir yandan da bence siyaset kurumlarıyla zaten iç içeyiz. Yani biraz merkezi hükümet, özellikle yani AK Parti hükümeti döneminde sivil toplum gerçekten tamamen yardım yapan bir, özellikle kendi yakın oldukları sivil toplum kuruluşları yardım yapan bir konumdalar. Oysa sivil toplum böyle bir yer değildir. Yani zaten vatandaşın yardıma muhtaç gözüyle bakılması büyük bir sıkıntıyken bir de bu tarz sivil toplum alanının olması da sıkıntı. O yüzden mesela bizim belki de işte içinde bulun, yani en azından benim bulunduğum işte sizlerin bir hep birlikte çalıştığımız alan aslında biraz daha politika üreten bir tarz. Ve bence bu çok kıymetli. O yüzden de siyasete girmek aslında basamak gibi değil. Sivil toplum böyle şey bir yol açıyor. Daha böyle rahat geçebileceğiniz, öğretici, sizi eğiten, sizi besleyen bir yol. Bir basamak olarak görmüyorum. Aksine sivil toplumla daha fazla çalışmak. Ama sivil toplumu, tekrar aynı cümleyi kuracağım, böyle bir yardım kurumu gibi değil. Politika üreten, neden Türkiye'deki vatandaşlar yardıma muhtaç? Neden gençler yardıma muhtaç? Yani aslında sivil toplum bunların üzerine çalışır. Bunları geliştirir. Ama işte o iktidarın sivil topluma nasıl baktığıyla ilgili. Bugünkü iktidar bu gözle bakıyor. Umarım bizim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında sivil toplum daha çok politika geliştiren, daha çok yol gösteren,
ve daha çok çözüm odaklı olan, yani bir yardım kurumu gibi değil, politika üreten bir yerden işte siyasetle kol kola. Yani bu biraz aşk nefret ilişkisi gibi. Yani senle de olmuyor, sensiz de olmuyor, bir ilişki var aslında. Ama bence hani özellikle ben Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri de takip ediyorum. Sivil toplumla çok yakın çalışılıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Umarım merkezi hükümet boyutunda da böyle olacak. Umarız gerçekten. Peki neden Cumhuriyet Halk Partisi? Bir de oraya girersen. Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum dediğimde özellikle gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 10 yani geldiği günden beri de Türkiye'nin her kesimine açıldığını görmek beni çok mutlu etti ve bunun parçası olmak istedim. Yani hiç girmediğimiz alanlara giriyoruz. Çünkü sürekli bize bu söyleniyor. Hiç selam verilmeyen kesimlere gidip selam veriyoruz. Bu çok kıymetli. Ve bunun toplumda da bir karşılığı var inanın bana. Ben geçenlerde yine bir programda şunu söyledim. İşte hep böyle girilmeye korkulan olan ev kadınlarının olduğu ortamlar, daha muhafazakar dediğimiz ya da işte bazı mahallelerde ben mesela gittiğim zaman saha çalışması yapmaya çok güzel karşılanıyorum. Çok güzel anlatıyorlar dertlerini, çözümlerimizi anlatıyoruz ve ben gerçekten bu seçimde ev kadınlarının çok büyük bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyeceğine inanıyorum. Çünkü gitmediğimiz yerlere gittik. Bu çok kıymetli. İşte onun bir parçası olmak benim için çok kıymetli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste her şeyi çözebilme kapasitesi olduğuna da inanıyorum. Zaten çok fazla sürekli olarak her konuyu mecliste tartışalım diyen bir parti. Yani demokrasi ortamında yıllardır demokrasi mücadelesi veren bir parti. Yani genel başkanın o adalet yürüyüşü Türkiye'de çok ciddi bir kırılma ve dönüm noktasıydı. Bir sürü insanı konsolide eden, işte kitle partisine dönüşebilen bir yere geldi. Burada da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunun bir parçası olmak benim için gerçekten hem çok kıymetli hem de emek vermek istediğim bir alan. Benim Cumhuriyet Halk Partisi hikayem böyle. Peki yani genç siyasetçi olma deneyimin nasıl gidiyor? Yani bizim kulağımız şeylere çok aşina çünkü ya erken sizin için ya ne milletvekilliği daha var oraya daha yanınız değil. Yani hem çünkü yani genç siyasetçi olarak sosyal hayatında da var oluyorsun. Yani bir oradan ne duyuyorsun? İki bir de işte örgütlendiğiniz siyasi partinin içinde genç siyasetçi olmak var. Partinin yönetim kademeleriyle ne olursa olsun bunu CHP üzerinde asla söylemiyorum ama Türkiye'deki her siyasi parti için şunu söyleyebiliriz. Gençleşme ihtiyaçları var. Gençlerin daha fazla yönetim kademelerinde olmasına ihtiyacımız var. Nitekim genç aday sayıları da hepsi için bir şey gösteriyor, bir şey söylüyor bize. Yani bir CHP'yi kenara koyuyorum. Senin genç siyasetçi olma deneyimin. İki parti içindeki genç siyasetçi olma deneyimin nasıl gidiyor? Neler yaşıyorsun orada? Hiç olumsuz bir şey yaşamadım. Ne sahadan ne kendi partimden hiç olumsuz bir şey yaşamadım. Aksine mesela sahada sürekli olarak şunu duyuyorum. Ya genç kadın aday görmek çok mutlu ediyor. Yani bu çok güzel. Şimdi bazıları tabii şey yapıyor böyle kızımız, kardeşimiz. Bu da oluyor ama hani bu tatlı bir yerden söylüyorlar. Yani ben işte orada politik doğruculuk yapıp falan demiyorum yani. Gayet aksine sahipleniyorlar. Mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Kocaeli örgütü de mesela yani il ilçe örgütleri genç bir aday olmasından çok mutlular. Bütün programlarımız çok verimli geçiyor. Çok güzel geçiyor. Yani her gün bir programdayız. Hatta 2-3 programda birden çalışıyoruz. Bunu gerçekten çok destekliyorlar. Yani kimse yoluma taş koymuyor. En azından onu söyleyeyim. Ha, şey konusunda ben de katılıyorum. Yani yaşlı bir siyaset yürütüyor. Hatta yaşlı erkek siyaset. Ama birçok genç kadın aday da girebildiği listelere giremese de siyasette hala varlıklarını sürdürüyorlar ve mücadeleleri devam ediyor. Sahada ben çok sık görüyorum. Bu çok kıymetli. Bunu bırakmamak çok kıymetli. Yani kimse bize altın tepside hiçbir şey sunmayacak. Öyle bir şey yok. Yani başladığımız günde de zorluk çekeceğiz. Belki gittiğimiz noktada da zorluk çekeceğiz. Önemli olan o mücadeleyi bırakmamak diye düşünüyorum ben. Genel merkez biliyorsunuz mülakatlar oluyor adaylar başvurularımızı yaptıktan sonra. Benim mesela mülakatımı yaptığım milletvekilimiz şunu söyledi. Yani gerçekten genç bir kadın olarak elimden gelen desteği sunacağım. Şeyi tabii ki de bir kişisel sermayeyi de fark etmesi önemli yani. Sadece genç bir aday olduğu için de birini desteklem ne kadar faydası olur? Sonuçta eğer bu ben olduğum için değil yani bir insan eğer milletvekili olacaksa ya gerçekten toplumun her kesimine dokunabilmek. Yani ben milletvekili olduğum zaman sadece bir kesimin milletvekili değil. Ya toplumun her kesiminin milletvekili olacak. Bu kıymetli. İşte o görüştüğüm milletvekilinin şey demesi kıymetli o yüzden. Ya genç bir kadın olarak elbette desteğimi vereceğim size. Şimdi genel merkez boyutunda da böyle oldu. Şimdi bu çok kıymetli. Bu bir dönüşümdür. Bir 10 sene önce daha farklıydı. Bizim için daha negatifti. Ama bu gençlerin mücadelesiyle oldu. Kadınların mücadelesiyle oldu. Yani biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten bir kota var. Bunlar birer mücadelenin sonuçları. Yani daha fazla bu sene işte gençlik kollarından bir sürü adayımız çıktı. Gençlik kolları başkanımız inşallah milletvekilimiz olacak.
Şimdi bunların her biri bir yol. Bu yol çok açık olmayacak. Belki çok büyük mücadeleler olacak ama işte gençliğimiz var, enerjimiz var diyerek mücadeleyi devam ettireceğiz. Ama dediğim gibi hiç negatif bir şey görmedim. Ne sahadan, ne örgütlerimizden, ne de genel merkezden. Aksine daha çok destekleyen ve hani yolun açık söylemleri. Bu güzel. Valla bunu duyduğuma çok sevindim. Daha belki akran siyasetçiler daha zor zamanlar geçiriyor. Herkes için böyle senin gibi bir ortam diliyorum gerçekten. Ben gerçekten çok güzel geçiriyorum bu süreci. Şimdi sen de söyledin, profesyonel hayatında bir takım uzmanlıkların var. Bunlardan bir tanesi de ILO. Yani senin istihdamla ilgili söyleyecek çok sözün var diye düşünüyorum ama biz durduğumuz yer gereği bunu gençlerin istihdamına çekeceğiz. Tabii. Ve şeyi de biliyoruz, yani genç işsizliği numerik olarak artıyor. Yani tüm veri manipülasyonuna rağmen hatta. Evet. Durum buraya bu kadar kötü giderken ve senin de böyle bir uzmanlığın varken eminim hem söyleyeceklerin hem de çözüm önerilerin var. Biraz burayı beraber deşelim istiyoruz. Anlatmak ister misin? Tabii ki, tabii ki seve seve. Şimdi yani en temel sorun Türkiye'de, ben 2018'den beridir aslında istihdam sektörünün içindeyim ve en temel sorun firmaların hepsi, bakın sektör fark etmeksizin. Yani hizmet sektöründen tutun da tekstil, ayakkabı üretimi, tarım, sektör fark etmeksizin. Ara eleman bulamıyoruz. Ciddi bir personel açığı var. Bu çok ciddi bir sorun bir ülkede. Yani genç nüfusumuz var. Ama biz bunları Türkiye'de istihdam edemiyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Şimdi bu sorunun bir boyutu. İkinci bir sorun, Türkiye'nin her yerinde üniversite açıldı. Ve üniversitelerin, bazı üniversitelerin gerçekten ya, akademisyenlerin hepsine saygım var. Orada okuyan öğrencilerin hepsine saygım var. Ya, kimseyi küçümsemek ya da işte aşağılamak için değil. Sadece bir, yani tespit ettiğim bir soruna dair bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin her yerinde üniversiteler var ama o üniversiteden mezun olan kişi o yerelde dahi iş bulamıyor. Çünkü hepimiz beyaz yaka olarak mezunuz. Yani mavi yaka olmak çok kötü bir şeymiş gibi. Yani üniversite hala Türkiye'de ciddi bir sosyal statü. Ya biz işte ne bileyim tekstilden bir işçiyle yan yana oturup sosyalleşmek, birlikte eğlenmek, direkt bambaşka iki sınıf var. Şimdi haliyle gençler, yani benim kendi sınıf arkadaşlarım, ben de keza üniversite okuduk masa başı iş olduk. Yani böyle bir şey var. Gençler iş beğenmiyor demek değil bu. Şimdi bunu iş sahiplerine gittiğimiz zaman gençler iş beğenmiyor. Ama işin başka bir boyutu da şu ki Türkiye gençlere şöyle bir gelecek vaat ediyor. Ya bu ülkede ucuz iş gücü olacaksın ya da yurt dışına çıkıp ikinci sınıf vatandaş muamelesi göreceksin. Şimdi böyle bir gelecek vaat eden bir ülkede, yani dediğimiz ya işte o genç işsizlik rakamlarının işte manipülasyonuna rağmen hala daha çok yüksek. Gençler ne yapacaklar? Şimdi ben az önce söz ettim ya, Kocaeli'de her gün, Kocaeli'den her sene yüzlerce mavi yakalı genç ölümü riske alarak ya Meksika'ya gidiyorlar. Kartellerle savaşıyorlar. Kocaeli sanayinin başkenti. Yani 13 tane organize sanayi bölgesi Kocaeli'de. Şimdi böyle bir ortam, gençler fabrikalarda çalışmak istemiyor. Çünkü ucuz iş gücü. Çünkü o gence verilen, yani ucuz iş gücü, bütün gün çalışıyor. Yani çalışma saatleri çok yoğun. Ne zaman sosyalleşecek? Ne zaman kendine hobileri, yani bir işçinin hobileri yok ya. Yani genç işçi olursa hobileri yok. Ha, şeyin durumu çok iyi değil. Beyaz yaka olan gençlerin durumu çok iyi değil. Yani bankalarda çalışan gençlerin durumu çok iyi değil. Devlet memuru olan gençlerin durumu çok iyi değil. Bu kadar hayat pahalılığında. Kesinlikle çok iyi değil. Yani bize bu geleceğin çözümü bence, yani bir kere teknoloji. Yani bizim teknolojiyi bir an önce hızlıca yakalayıp işte Türkiye'nin her yerinde bu teknolojiye dair üretime geçip, bunun yanı sıra tarım, hayvancılık, yerelde direkt istihdam. Yani kadın istihdamı çok düşük. Çok düşük. Yani Türkiye nüfusunu ikiye böldüğümüzde ya kadınların sadece %28'e çalışıyor. Yani böyle bir ülke, böyle bir sistem olabilir mi? Çalışan erkeklerin de zaten %70'i asgari ücretle çalışıyor. Yani çalışan kişilerin diyeyim, erkek gibi değil de. Yani çalışan kişilerin de gerçekten %70'i neredeyse asgari ücretle çalışıyor. Yani sistem o kadar bozuk ki, o kadar ciddi bir yapısal sorun ki ve sizin bu sisteme dair verdiğiniz tek cevap yıllardır üniversite açmak. Oradaki esnaf evet kazanıyor. Evet belki o şehir canlanıyor ama o şehir bir şey üretmiyor. O şehrin bir reklamı yok. Yani turizm anlamında kötü, tarım anlamında kötü. Yani bugün tarımda işte zaman zaman haberler çıkıyor, işte çobana şu kadar maaş vereceğiz, çoban yok. Yani şu, bugün mesela Afganlar çoban oluyor. Tarımla ilgileniyor. İşte Suriyeli mülteciler tekstil atölyelerinde çalışıyor, tekstil fabrikalarında çalışıyor. Bizim gençlerimiz burada çalışmak istemiyor. Burada ciddi bir sorun var. Demek ki burada bizim gençlerin buralarda çalışabilmeleri için, ya bizim oralarda çalışabilmemiz, gençlerin değil, seni beni yok bu işin, bizim oralarda çalışabilmemiz için demek ki bizim gerçekten orada bir sosyal statü edinmemiz lazım, maaşlarımızın düzgün olması lazım, verimli çalışabilmemiz, yüksek çalışma saati, yani sömürülmememiz lazım. Ucuz iş gücü gözüyle değil.
Aksine nitelikli iş gücüdür onlar. Yani işte örnek veriyorum, mesela Amerika'ya gidip işte 2 sene garson olarak çalışıp araba alabiliyor. Yani burada borçlanıyor üstüne. Yani borçlanıyor. Hepimiz borçluyuz. Gerçekten genç olup borçlu olmayan kimse. Şimdi bu niye çalışsın? Yani niye çalışsın? Tepemizdeki işte doktorlara çıksınlar gitsinler diyor. Hepimiz çıkıp gidecek miyiz yani? Ne yapayım? Tek başına mı kalacaksın burada yani? Şimdi Meksika'da geçenlerde bir haber çıktı. İşte arkadaş tatile gidiyor. İşte tatil yapacak. Karakola falan alınıyor. Kız diyor ki ben tatil yapmaya geldim. Yani üniversite öğrencisi burada. Gencecik bir arkadaşım yani. Gencecik bir insan, düşünsenize gördüğünüz muameleyi. Yani Meksika'dan gördüğünüz muamele bu sizin yani. Tatil için geliyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Otelinizi tutmuşsunuz. Gezeceğiniz yerleri bildirmişsiniz. Dönüş biletiniz var. Ona rağmen gördüğünüz muamele şey. Sizi polisle burun buruna getiriyorlar. Şimdi demek ki burada ciddi bir yapısal sorun var. Yani mesela bizim politikalardan en çok beğendiğim politikalarımız, zaten hani herkes anlatıyor aslında. Bütün milletvekillerimiz, genel başkanımız, mesela benim en çok gerçekten sahiplendiğim politikalardan biri yerelde işte tarım yapan gençlere ve kadınların sigortasını devletin karşılayacak olması. Bu çok muazzam bir politika. Benim Kocaeli'de oturduğum köyde, ben hatırlıyorum işte evimizle okulumuz arasında 5 dakika vardı. Ve o 5 dakikalık yolda 2 tane tarla vardı. Birinden mısırlar, birinden buğdaylar yükseldi. Bomboş şu anda o tarlalar. Her ikisi de bomboş ve yıllardır bomboş. Çünkü yani hayvancılık hiç kimse yapmıyor benim oturduğum köyde şu anda. Hiç kimse yapmıyor. Sizin insanların inekleri olurdu, süt satarlardı, geçimini sağlardı, fabrikalara verirlerdi. Şu an yapılan tek şey işte küçük başalı kurbanda değerlendirmek. Onun dışında doğru dürüst bir üretim yok. Yani dediğim gibi bir mısır ekti. İnsanlar buğday ekmiyor. Çilek tarlasını hatırlıyorum ya. Çok küçükken böyle işte çilek tarlası vardı. Ucu bucağı gözükmez. Üreten bir köy. Kiraz bahçeleri vardı. Kiraz ağacı vardı. Bugün o kiraz ağaçlarının etrafı işte bu zehirli otlar dediğimiz şeyler var ya, onlarla dolu ve hani köyün geçimi için çok muazzam bir kaynak aslında. Şimdi bunların hiçbiri yapılmıyor. Şimdi burada demek ki çok ciddi anlamda bir yapısal sorun var. Yani sadece insanların üniversite mezunu edip iktisat oku, işletme oku, hukuk oku. Yani avukatların maaşları ortada, iktisat mezunlarının KPSS kurslarına gidiyor paralarım. Yani gerçekten babalarımızın aldığı 3 kuruş emekli maaşı var. Üniversite okutuyor, ilkokul okutuyor, ortaokul, liseyi okutuyor. 25 yaşına geliyoruz, hala babamızdan harçlık alıyoruz. Yani bu hiç onurlu bir şey değil. Bakın işte Erdoğan işte geçenlerde şeyi açıkladı. 150 bin TL evlilikle ilgili kredi vereceğim dedi. Evlenene, yeni evlenenlere kredi vereceğim. Şu anda ben de o yoldayım. Yani yakın zamanda ben de evleneceğim. Ve şey hani dedim ki ya o kadar sorunun farkında ki demek. Ya biz paramız olmadığı için evlenemiyoruz ya. Yani yuva kuramıyoruz. Yani bir de sabah akşam aile şöyle kutsal, böyle kutsal diyen insanlar. Yani 150 bin lira bir de beni borçlanıp evlendiriyor. TÜİK'in raporlarına bakın mesela. İşte ekonomiden dolayı boşanamıyor diyor da başka bir şey söylüyor. İnsanlar ekonomik dolayı boşanıyor. Hatta şu anda öyle garip bir durum, kiralar yükseldi diye. Yani insanlar kirayı mı ödeyecek, boşanacak mı? Korkunç bir durum var yani şu an İstanbul'da mesela. Hani boşansa boşanamıyor. Nereye gidecek? Evlense evlenemiyor. Ne yapacak? Şimdi böyle bir sistem inşa edildi ve bize hükümetimizin tek şeyi vaadi 150 bin lira daha seni borçlandıracağım. Bir derdime çare olmayacak 150 bin lira benim. Yani bugün cidden bir ev kurmak, dalga mı geçiyorsunuz yani? Her şey bu kadar pahalandır. İşte ekonomiye dair hiçbir şey yapma, hiçbir sözün olmasın ve bana tek şeyin vaadin. Ben seni daha da çok borçlandıracağım. Gerçekten yeteri kadar borçluyuz hepimiz. Biraz da bize şey, sosyal devlet borçlu hakkı. Aa, çok katılıyorum. Yani Belkıza'nın anlattıklarından şunu herhalde kesin söyleyebilirim. Dostlar, yani yakanızın renginden bağımsız sendikal hakların bu kadar gerilediği bu enflasyon ortamında Türkiye'de işçi olmak zordur. Herkesin emekçi bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs'a dair de evet ya. Yani 1 Mayıs Emekçiler Bayramımız, işçi emekçi bayramımız kutlu olsun. Valla ben artık her bayrama buruk girmekten çok sıkıldım. Yani dini bayramlarımıza, resmi bayramlarımıza, ne bileyim işte işçi bayramı, 23 Nisan, hepsi bir genç olarak yani o kadar buruk geçiyor ki. Yani dün mesela 1 Mayıs'ta şeyi düşündüm ya, yapmıştım. Adana'da, Kozan'daydı sanırım. Yıllar önce bir işte 12 yaşında bir çocuk işçi ölmüştü. Çok bir fotoğrafı var, turuncu kazaklı. O fotoğrafı mesela hiç ben unutamıyorum yani. Hani ve 2022'de de oldu, 2023'te de oldu. Yani daha senenin ortasında değil. Ve hani gerçekten verdikleri, yani bize verilen tek geleceğin bu olmaması lazım. O yüzden hani gençler şu anda farklı farklı partilere özeniyorlar, işte şey yapıyorlar, ama şunu söylüyorum ya, bizim elimizde bu kaderi değiştirmek. Ya bu çarkı kırmak gerçekten bizim elimizde. Çünkü bize verilen gelecek ölümken, yoksullukken, borçlanmakken onlar 5 maaş almaya devam ediyor.
zenginleşmeye devam ediyor. Yani onların çocuklarının yaşadığı hayat, günlük harcadıkları rakam bazı ailelerin cebine girip. Ya Türkiye'de sanırım 15 milyonun üstünde insan sosyal yardıma muhtaç yaşıyor ya. Yani böyle bir sistem olabilir mi? Bu kadar yoksullaştırılan bir millet olabilir mi? Ve bu sosyal yardımlarla övünüyorlar. Bakın sosyal devlet demek, yardım edecek demek diye bir şey yok. Sosyal hak diye bir şey vardır. Yani yardım, istihdam sağlamak da bunun bir parçasıdır. Yani siz istihdam sağlamıyorsunuz, onurlu bir gelir vermiyorsunuz. Yani verilen yardımlar da göstere göstere insanların onurları kırılarak yapılıyor ya. Ya ve sabah akşam dinden söz ediyorsunuz. Yani sağ elin verdiğini sol el görmemeli anlayışını. Yani devlet yardıma muhtaç bir halk yarattı ya, kitleler yarattı ve bununla övünüyor. Bu çok yanlış. Ha burada bile benim çok kanayan yaram bu. Ya burada bile şey yapıyorlar yani hani bakıyoruz devletin görevlisi devletin parasıyla partinin şeyini yapıyor, propagandasını yapıyor. Yardım verirken şuna vereceksin oyunu. Ya ayıptır, günahtır yani. Ya benim vergim ya o. Ya böyle bir sistem inşa ettiler ama inşallah 14 Mayıs'ta o sistem yıkılacak ve bunlar sosyal devlet dediğimiz şey inşa edilecek. Zor olacak ama olacak. Tabii bu işsizliğin de bir sonucu var. Sen de aslında bahsetmeye başladın, o da yoksulluk, derin yoksulluk hatta daha da derinleşti. Ve yoksulluk dayanışma ofisinde de bir süre zaman geçirdin yanlış bilmiyorsam. Biraz orayı konuşmak istiyorum. Yani genç yoksulluğu çok az konuşuluyor maalesef. Yani biz şunu çok iyi biliyoruz. Herhalde son 5 senedir gençlerle ilgili yapılan her şey gençleri daha da yoksullaştı. Pandemide alınan her tedbir, uzaktan eğitim kararı, zaten ekonomik etkiler herkes için, tüm yurttaşları etkiliyor ama gençlerde daha da derinleşiyor. Biraz genç yoksulluğu ne durumda? Sen sahada neler gözlemledin? O kısmı konuşalım istiyoruz. Yoksulluk derinleştikçe aslında direkt şunu söyleyip devam edeceğim. Uyuşturucu sorunu var. Çok ciddi anlamda uyuşturucu kullanımı bu ülkede artmış durumda. Bunu burada bırakarak şuradan devam edeyim. Dediniz ya işte pandemide ya ülkede ne zaman kötü bir şey olsa ilk gözden çıkartılan gençler oluyor. Yani deprem oldu, gençlerin eğitimine ara verildi. Yani sermayeye kimse dokunmuyor. Hani ne bileyim bir işte oteller işin içine katılabilirdi. Büyük bir çoğunlukla ya gençlerin yurtlarına niye karışıyorsunuz? Okullarını niye kapatıyorsunuz? Yani bu bir gençlerin bir kısmı ekonomik olarak şöyle bir şeyi de etkiledi bu arada. Onlar orada çalışıyordu. Yani aynı zamanda çalışıyor. Bu zaten büyük bir sıkıntıyken üniversite öğrencisinin çalışması kötü bir şey değildir aslında. Ama en azından sigortalı, part-time, onurlu işler yapabilecekken bunu sağlamıyorsunuz. Üniversitesinin etrafında bir kafede çalışan bir genci siz hem o istihdamdan belki harçlığını çıkartıyordu. Belki ailesine para gönderen çocuklar var. Hem oradan aldınız, hem sosyalleştiği ortamı elinden aldınız. Hem de çat diye üniversiteni online'a geçirdik. Hadi git. Hala da bakın pandemi deneyimi yaşadık. Hala internet olmayan, bilgisayar olmayan evler var. Gittiğimizde söylüyor insanlar. Ya kızım üniversite okuyor ama bilgisayarı yok diyor. Geliyor mesela arada bize mesajlar. Arkadaşlar işte bir arkadaşa bilgisayar almamız lazım. Elinizde eski var mı? Ya da işte yardım edebilecek misiniz? Ya böyle bir sistem olabilir mi? Ve siz buna rağmen ısrarla pandemide sanki çok iyi yönettiniz. Depremde de gençleri mağdur ediyorsunuz. Şimdi bu büyük bir sorun. İşsizlik açısı rakamlar ortada. Ya kendi söyledikleri rakamlar bile. Yani genç işsizliği o kadar fazla ki ya istihdam berbat bir halde. Berbat bir halde olmasının yanı sıra sürekli iş değiştiriyorlar. Çünkü bir eğitim sisteminiz de berbat. Yani var olan düzgün eğitim sistemini güçlendirmek yerine daha çok geriye götürdünüz. Yani meslek liselerini mesela güçlendirmek yerine meslek liseleri şu anda tırnak içinde söylüyorum. En başarısız olan gençlerin gittiği yerlere dönüştü. Hiçbir genç başarısızdır demiyorum. Yani hiçbirimiz başarısız değiliz. Hepimizin farklı yetenekleri var. Devletin görevi de şudur. Yeteneklerimize göre bizi yetiştirip sistemin içine katmak. Öyle değil mi? Mantık bu yönde ilerliyor. Ama bir bakıyoruz o bazı okullar, bazı liseler, ya ortaokullar bile uyuşturucunun şeyini görmüş. Çıkışta küçücük çocuklar alıyor bunu. Ben görüyorum 11-12 yaşında çocuklar sigara içiyor. 9-10 yaşında çocuklar sigara içiyor. Kendi gözümle görüyorum. Yani gidip bazen böyle itici itici ablalık yapıp ne olur çocuklar yapmayın etmeyin diyorum ama gerçekten üzülüyorum. Yani yazık günah değil. Çünkü çok yanlış. Ya, çok yanlış. Hayatta hiçbir şey yok. Kalan ailesinden kalan tek şey yani ben şey söylemeyi de çok sevmiyorum. İşte eğitimsizlikten böyle oluyor. Eğitimsizlerin çocukları böyle oluyor. Hayır öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. İşte bu iki kuşağı bakın, politika bence çocuklara, gençlere, ailelere dair politika yani hanelere dair. Politika bence şöyle olmalı. İnşallah onu da yapacağız biz. Yani hane odaklı girip bütün kuşaklara tek tek odaklanarak. Yani evde yaşlı engelli biri varsa onun için politika ayrı olmalı. Baba işte sigortasız çalışıyorsa onun için ayrı olmalı. Anne ev kadınıysa onun için ayrı olmalı. Çocuk okulda ama işte dersleri iyi değilse onun için politika ayrı olmalı. Bugün tekrar bağlayacağım. İşsiz bırak.
3 kuruş para ver ve yaşamalarını bekle. Nereye? Yani ne yapacak? Yani enerjisini nerede atacak? Bağcılarla ilgili bir araştırma vardı ve şey diyor mesela, AK Parti'nin çok yoğun oy aldığı bir yer ama mesela insanların en çok şikayet ettiği yer, en çok şikayet ettiği şey bu kentleşme. Yani her tarafa bina yapıyorlar. Nefes alamıyoruz diyor. İnsanların hayatı da böyle oldu artık. Nefes alabileceğim hiçbir pencere yok. Yani anneye bakıyorsunuz işte, çocuğunu görüyor, işsiz. Üniversite okudu. Üniversite okudu. İşte annenin kendi cebine bakıyorsunuz, hiçbir ekonomik özgürlüğü yok. Baba zaten asgari ücretli ya da değil. Yani yoksulluk sınırı 31 bin TL. Bugün kaç eve 31 bin lira giriyor ya? 4 kişilik bir aile için. Hiçbir eve. Yani o yüzden bizim dediğim gibi tekrar hani gerçekten bizim şeye bakmamız lazım. Yani haneye bakarken her bir kuşak için, her bir yaşayan birey için tek tek ihtiyaç analizi yapıp onlara göre politika üretmemiz lazım. Yani böyle olmalı. Gençler açısından da böyle olmalı. Yani üniversitede okuyan genç, tekstilde işçi olarak çalışan genç, tarımdaki genç. Yani her birine dair tek tek bakmamız lazım. Bunu da şöyle söyleyeyim. Türkiye'de siyasette şöyle bir şey var. Sürekli olarak gençler sürekli bir alıcı pozisyonunda. Dediniz ya işte, yıllardır da çözüm olmuyor. Sürekli çünkü alıcı pozisyonundayım. Sana internet vereceğim. Sana şunu vereceğim. Sana bunu vereceğim. Ben kendi politikamı kendim yapmalıyım. Benden daha iyi kimse bilemez. Bizden daha iyi. Ben değil. Bizden daha iyi kimse bilemez. Yani biz gençler ne ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz gençler bilmiyor muyuz? Bizim uzmanlık alanımız olmalı. Bu uzmanlık alanı ne olursa olsun o bana bir gelir kapısı sağlamalı. Bana onurlu bir hayat verdi. Yani gezebilmeliyim, eğlenebilmeliyim, yurt dışına gidebilmeliyim ve ev alabilmeliyim, araba alabilmeliyim. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Biz sadece işte dışarıda kahvesini içip yiyip içip eğlenen insanlar değiliz. Bizim barınma ihtiyacımız var. Bizim ev almamız lazım. Yani bizim arabam lazım. Yani artık o günkü ihtiyaç neyse, ben çok kullanan bir insan değilim. Çok da istemiyorum ama hani ihtiyaçtır bu. Sanki gençlerin tek ihtiyacı olan şey buymuş gibi davranıyor. Sadece yemek istiyor, içmek istiyor. Zaten çalışmıyor da. Ama sürekli olarak da şu: geleceğimiz gençlere emanet. Siz de genç oldunuz. Size de emanetti bir aralar. Ne yaptınız o emaneti? Bak biz hangi konuma getirdiniz? Biz şu anda dünyanın başka yerlerinde ikinci sınıf vatandaşlar. Kendi ülkemizde de mutsuzuz. Stresle büyüyemiyor kadınları ve gençler. Gerçekten uyuyamıyor. Yani bu açıklanan raporlar işte. %80 küsür mü gençler uyuyamıyor. %80 kadınlar uyuyamıyor. Yani uyuyamıyoruz. Yani hani çünkü borçlarımızı düşünüyoruz. Çünkü kiramızı düşünüyoruz. Artık kiramızı da düşünemeyeceğiz. Çünkü ev yok. Ev sahipleri atıyorlar. Böyle bir sistem. Çok umutsuz oldu. Böyle sorun 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 konuşunca çok umutsuz oluyor ama şöyle bir şey de var. Sonuçta bence şey, en azından Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde çalışırken de ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer politikalarına baktığım zaman gerçekten üstünde uzun uzun çalışılıyor. Yani ben kendi uzmanlık alanım açısından, genç istihdamından tutun da yoksulluğa dair, yani bizim kendi ekibimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışma, farklı birimlerin yapmış olduğu çalışmaların hepsi işte partinin birimlerinde genel başkan boyutunda tartışılıyor, konuşuluyor. En son işte ekonomi kısmı tartışılıyor. Yani herkes uzmanlık alanına göre bunları tartışıyor. Bu çok kıymetli. Ben zaman zaman işte bazı işte genç arkadaşlar gücü mü seviyorlar artık bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yani işte Cumhur İttifakı'na da muhalif ama Millet İttifakı'na da muhalif. Diğer partilere oy veriyorlar. Şey söylüyorlar. Çok güçlü lider işte, konuşacak, tek başına yönetecek. Ya diyor ki, o zaman karşı tarafa oy verin, güçlü lider istiyorsanız, tırnak içinde güçlü lider. Ya diyor bakın, uzlaşma, profesyonellik, yani işini ehline bırakma, işini uzmanına bırak. Şimdi ben tutup burada size kamu bütçesi şöyle dizayn edilir anlatamam. Gerçekten anlatamam. Ya da işte genç işsizliğine dair işte ekonomik bu kadar bütçe ayrılmalıdır diyemem. Çünkü benim uzmanlık alanım değil. Adalet açısından hukuk şöyle, bunu ben söyleyemem. Çünkü bunların uzmanı olan insanlar var. Onlar anlatır, dinlenir. Ben anladığım kadarıyla yorum yaparım ve uzmanlar çalışır. Bu böyledir. Yani ben o yüzden de arkadaşlarıma da, yani genç arkadaşlara da söylüyorum. Ha, ne olur işte oyunuzu verirken bir bütün olarak düşünün. Bu çünkü ülke yönetmek, yıllardır tek adam rejimi altında yönetiliyoruz. Yani ne katkısı oldu bize? Tek başına karar veriyor. Karar alıyor, karar veriyor. Sevmediğini iptal ediyor. Yani ne bu senin de şey gibi ya, böyle hani siz işte benim insanlarımsınız. Ben beğendiğimi alırım, beğenmediğimi çıkarırım. İşte istediğimi gönderirim. Yani bu böyle bir düzen olmaz. Demokrasi böyle olmaz. Ama şey çok umut verici. Bu kadar antidemokratik bir ortamda, bu kadar demokratik bir işte
sistem kurabilmek, en azından bunun için çabalamak çok iyi. Yani eksiği vardır, fazlası vardır. Bazı genç arkadaşlar tatmin olmayacaklar, bazı insanlar tatmin olmayacaklar. En azından ama şunu vaat ediyoruz. Yani memnun kalmadığımızda tekrar gönderebileceksin. Tekrar gönderebileceksin. Kıymetli olan da bu bence. Tam olarak bu. Ağzına sağlık. Yani şey vurgusunu çok önemsiyoruz gerçekten. Gençlerin özne olması lazım. Birçok sorunu daha konuşuruz burada saatlerce. Ama biz de tüm savunuculuk hattımızı gençlerin özne olması üzerine kurguladık. Çünkü gençler özne olursa o derya deniz sorunlarını da kendi istedikleri gibi gerekliliği ve ihtiyaca göre çözebilirler. Biz de tam buradayız. Ufak da bir reklam gireyim. Bunun dünyada her yerde çözümü Ulusal Gençlik Konseyi'dir. Gençlik örgütleri aracılığıyla gençlerin katılımını garanti altına alır. GoFor Avrupa'da Türkiye'nin Ulusal Gençlik Konseyi olarak kabul ediliyor ama Türkiye'de hala edilmiyor. Ama GoFor Türkiye'nin Ulusal Gençlik Konseyi'dir. Ağzına sağlık, gerçekten dolu dolu her yere değen, gerekli her yere değen. Ben çok keyif aldım sohbetten. Her bu konuşmanın sonunda şey yapıyoruz. Diyoruz ki tamam, sorumuz yok artık sana. İşte kamera ve sen, bir mesajın varsa bunu izleyenlere, dinleyenlere lütfen ilet. Bu alan senin. Buyur lütfen. Çok teşekkür ederim. Bence gençlerin en temel sorunu Türkiye'de siyasal katılım. Korkmadan, çekinmeden, sevdiğiniz parti, desteklediğiniz kişilerin, yani desteklediğiniz partilere gidin. Sivil toplumla bağınızı sakın koparmayın. Çünkü sizi çok eğitiyor. Yani çok güzel bir yol açıyor. Çok güzel tecrübeler var sivil toplum alanında. Ve her zaman siyasetin içinde olmaya çaba gösterin. Çünkü hayatınızdaki her şey siyasetle ilgili. Yani aldığınız bir rujun fiyatının çok yüksek olması siyasetle ilgili. Bir oyun konsolunun çok pahalı olması siyasetle ilgili. Siyasetten korkmayalım. Bu alanı biz ve kimse gerçekten altın tepsiyle vermeyecek. Biz gideceğiz. O alanda mücadele edeceğiz. Kendimizi göstereceğiz. Ve günün sonunda da arkadaşlarımız, biz belki o politika inşa eden koltuklarda kendimiz oturacağız. Yani koltuk sevdası biri değilim. Ama kendi özne, yani biz özne olacağız ve biz kendi istediklerimizi politikaların içine koyabileceğiz. Ve bence ciddi bir kazanım da olacaktır Türkiye. Katılıyorum. Gerçekten. Ağzına sağlık. Çok Dinleyenlerin teşekkür sağlığına. ederim. Çok Çok keyifli teşekkür ederim. gerçekten. Biz her bölümün sonunda şeyi de hatırlatıyoruz. Yani bu işi biz genç adayların görünürlüğü için yapıyoruz. Bu da bu videonun görünürlüğüyle biraz bağlantılı. Ondan lütfen YouTube kanalımıza abone olun diye Tabii belirtiyorum. ki. Aboneyim zaten ya. Ha tamam. Şeye, dinleyenlere Ha, de. dinleyenler de lütfen. Herkes abone olsun. Ha, çok sağ olun. Bu bölümün Çok sonuna geldik. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Güle güle.